Yönetin! Evet, uzun süredir günlük serisine bir video gelmiyordu. Ve bayağıdır da aslında video fikri vardı aklımda ama bir türlü oturamadım. Aslında biraz bu videoları içimden geldikçe yapmak istiyorum. Ben başta da söylemiştim hani böyle bir zorunlulukla her hafta çıksın falan gibi değil. İçimden geldikçe yapmak istedim. Artık e, konuşmak istediğim bu konu yani bugünkü konu yöneticilik, yönetmenlik, yönetmek... Genel olarak hani insanları yönetmeye, bir grubu yönetmeye, takımı yönetme vesaire gibi genel olarak yönetme konusu üzerine konuşmaktı. O yüzden de bu yönetin videosunu tam da bugünlerde içimden geldiği için yapmak istedim. Peki nedir içinden gelen? Neden böyle bir şey oldu? Ne, neden böyle bir ihtiyaç oldu? Ya yani çok tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yayınlarda, başka ortamlarda, Twitter'da herkes konuşuyor. İş yerlerinde herkes tartışıyor. Herkes yöneticisinden şikayet ediyor. Başka konularla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Mobbing yaşayanlar, iş ilanları ile ilgili çıkan sıkıntılar. Mesela Twitter'da çok denk geliyorsunuzdur. Yani böyle komikli iş ilanı atıp aslında... Üç kuruşa çalıştırıp onları sömürmek üzerine kurulan bir sürü şirket var. Bir de bunları komikli ilanlar altında verip insanları kandırabileceklerini düşünüyorlar ama artık bunlar pek çalışmıyor. Tabi bu fırsatçılık yani şu anda iş bulmanın zor olduğu bir ortamda bu fırsatçılığı da şirketler yapıyorlar. Eskiden de yapıyorlardı bu arada hani ortam iken de iyi maaşlar verebilecekken de düşük maaşlar vermeyi hedefliyorlardı. Ya da bazen tam tersini görüyoruz. Böyle devamlı şikayet eden, kendisi çok iyi ama şirketin çok kötü olduğundan bahseden. Ama birazcık baktığımızda ya da işin arka planını biliyorsak bu tip çalışanların da tam tersi noktadan devamlı kendilerini haklı çıkarmak için yanlış düşüncelere kapıldıklarını da görüyoruz. Görüyorum daha doğrusu ve bunları aslında yaşadım da. Yani neden bu videoyu yapacağım? Yapıyorum. Yapıyorum hani işkembeden atarak değil. Reklamcılık kariyerim dönemindeki de reklamcılık deyince de tabela çakan adam gibi hissediyorum bazen kendimi ama ya yani dijital reklam sektörü genel olarak hani dijital klasik karışık reklam sektöründe bulunduğum süreç içerisinde aslında çok ilginç şeyler yaşadım. genel olarak işte benim bu süreçlerimle ilgili yaptığım üstelik bir video var. Video serisi var 3 videoluk. Ona bakabilirsiniz. Yine bugünlük videoların içerisinde onu da, da linkini zaten aşağıya vereceğim. Orada aslında ben ilk iş hayatıma başladığımda her şey çok standart giderken günün birindeki bu yaklaşık sanırım bir senelik hatta bir seneden daha kısa bir sürenin içerisinde oldu. Ya yani disiplinli düzgün çalışan biri gibiyim herhalde düşünüyorum böyle olduğunu en azından hani çok kaliteli bir çalışan mıyım buna ben karar veremem o dönem için. Sonuçta ilk ofis işimdi. Daha önce çok freelance iş yaptım, çok hmm. e, evden çalıştım vesaire ama ilk hmm. ofis işimdi bu. Ve ilk ofis işinde... ...tek hedefim disiplinli olmak, düzgün olmak. Verilen işi zamanda yapmaktan başka çok da bir şey olmamıştı. Burada hani bir şeyleri keşfediyorsunuz işte, yaratıcı nasıl olunur? İşte... E, ...reklam için sizden markaların talep ettiği işlere nasıl yaklaşmalısınız? Ha bunları bana birisi öğretti mi... Yani Açıkçası çok öğretmedi. Sadece benim yaptıklarım üzerinden yorumlar yapıp beni yönlendirdiler. Yani öğretmekle yönlendirmek de her zaman doğru şey. Aynı şeyler değil zaten ama doğru şeyler de olmuyor. Yönlendirmek yerine öğretmek daha mantıklı. Ama ben bir şekilde işte kitaplar okuyup, kendim çalışıp vesaire o yaratıcılık kısmı ya da diğer konularda geliştirmeye çalıştım. Ne, ne kadar oldu bilmiyorum. Ama bir gün geldi ve benim üstümdeki yönetici ayrılığında şirket yapısı değiştiğinde biraz da ortamın şarttı. Yani başka bir yerde olsa muhtemelen olmazdı bu ama pat diye bir yöneticilik teklifi geldi. Ve ben buna kendimi hiç hazır hissetmedim. Çünkü bu işin title'ı kreatif direktördü. Bu çok büyük bir title. Bunun altından kalkamayacağımı biliyordum. Ben dedim ki böyle bir şey yapmayalım. Zaten ekip kreatif dolu. Metin yazarı da var tasarımcı. Da. Ben daha böyle koordinatör gibi olayım. Yani burada çünkü bir işleyiş sorunu vardı, bir motivasyon sorunu vardı, bir iş akışını kontrol sorunu vardı. Bunları dedim ben bütün şirket içerisinde hallederim ama yaratıcı ekip içerisinde öncelik veririm. Dedim, bana böyle bir şey verin. Bakın sizin için de mantıklı, benim için de daha iyi. Tamam dediler ve böyle hani yaratıcı ekibin koordinatörü, proje yöneticisi karışık bir duruma geldim. Ve burada birçok şey yaşadım. Ya işin detayına girmeyeceğim. Yani burada oturup bu iş nasıl yapılır diye anlatmayacağım. Bu videonun konusu o değil. Bir gün belki onları da konuşuruz. Ama gel sektörden çok uzak kaldım. Şimdi bütün sistemler, teknikler değişti. Çok da bir şey söyleyemeyebilirim birçok yeni konuda. Ama genel olarak insan ilişkileri oluşturma ve insan ilişkileri üzerinden yönetmek konusunda hem reklamcılık döneminde yani reklam ajanslarında çalıştığım dönemde edindiğim tecrübeli hem de koçluk döneminden daha çocuklarla, gençlerle ve oradaki yöneticilerle çalıştığım deneyimlerden bir şeyler aktarabilirim diye düşünüyorum. Şimdi konu aslında biraz şuna geliyor. Aslında yönetin dediğinizde bugün size devamlı pohpohlanan konu hep kendi hayatınızdan başlıyor. Önce kendi hayatınızı yönetin. Ondan sonra evi yönetin. Oradan çıkın işte arkadaş grupları yapacağınız planları yönetin. Oradan çıkın işi yönetin işten çıkın bilmiyorum artık dünyayı mı yönetirsiniz o 4-5 aileden birine girip belki ileride eliminat olursunuz bilmiyorum ya yani dünyayı da yönetebilirsiniz o da sizin bileceğiniz için. bunları da yapanlar var görüyoruz duyuyoruz yani o yüzden hani bu yönetin 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 deniyor ama kim neyi nasıl yönetiyor nasıl başlıyor bunun bir okulu mu var neye göre karar veriyor psikolojisi buna uygun mu bunlar bence pek testten geçmiyor Şimdi ben bu yöneticilik işine başladığımda o dönem işte çok fazla dergi, kitap, işte Peter Drucker'ın yöneticilik kitapları vesaire gibi biraz daha işin teknik kısmını anlatacak. Farklı insanların röportajlarından tecrübeler edinebileceğim şeyler okumaya çalışıp kendimi geliştirmeye çalıştım yönetme konusunda. İşte bazı workshoplara ve seminerlere gittim. işte o dönem Vebrazi'nin yaptığı Güzel seminerler oldu. Oradaki yöneticilerin, girişimcilerin tecrübelerini dinlemeye gittim. Yani orada sadece anlatılan 3 koyduk 5 aldık değil. Hele de girişim şirketlerinde yönetmek daha da zor. Bunlarla ilgili bilgileri dinlemek baya kafamı açmıştı aslında. Ama e, şunu gördüm. Bu iş yani o kadar kişisel tecrübelerle ilgili ki. Yani sizin yetenekleriniz e, vesaire ya da işte aldığınız eğitimler falan filan her şey bir anda çok boşa gidiyor. Yani bunların hepsinden bir anda uzaklaşıyorsunuz. Çünkü yapmanız gereken şey tamamen o gün çalıştığınız ortamın, çalışanlarının, şirket yönetiminin vesaire sistemine adapte olmak, oradaki yapıyla ilgili oluyor. Yani sizin bir yerde edindiğiniz tecrübe yarın başka bir yere geçtiğinizde işinize yaramayabiliyor. O yüzden hani bu değişkenlerin olduğunu görünce Dedim ki bu sadece kitap okuyarak olmayacak. Benim de bazı davranış şekilleri geliştirmem lazım. Aslında ben daha koç daha koç daha koçluk yaptığım dönemde çocuklarla çalıştığım için 7-10 yaş grubuyla ve bir pedagojik eğitim olmadığı için o dönemde biraz araştırmıştım. Kesinlikle ceza yönteminin yanlış olduğunu o zaman anlamıştım ki bu 2000'lerin başı. Yani bir kişi ceza ile Yönetmeye çalışmak, eğitmeye çalışmak çok zor. Size geri dönüşü de bunun genelde olumsuz oluyor. Ki çocuklarda bu zaten hepten yanlış. Öyle olunca orada daha pozitif e, ceza yerine oyunla, eğlenceyle, sahada farklı etkinliklerle, aktivitelerle bağırmadan, e, ses yükseltmeden, ters tepkiler vermeden o çocukları eğitmeye başlamıştık. Çok da güzel bir süreçti o çalıştığım spor okul dönemi. Ama bir gün patron geldi ve şunu dedi. Yani büyük bir takımın aslında spor okulunun şeyini almıştı. Franchise'ını almıştı. Yani iş, iş, isim hakkı ve işletme hakkı almış. Başka bir yerde bir salon bulup işletiyordu. Aslında bir işletmeciydi yani. Sporla falan çok ilgisi yoktu. Bir gün şunu dedi geldi. Ya dedi ben seni idmanları izliyorum. İyi güzel eğitiyorsun da. Hiç bağırmıyorsun sen dedi. Bağırman lazım. Çocuklara bağıracaksın. Bunlar ileride oyuncu olacak işte. Onlar bundan anlar falan. E, Okey dedim. Buyurun siz yapın o zaman deyip direkt bıraktım. <laughs> Fazla sorgulamadım. Yani böyle bir zihniyetle biriyle çok tartışacak bir şey yoktur. Genelde tartışmayın da zaten. Bazen hemen karar almak iyidir. Okey dedi ayrıldık. İki gün sonra bir telefon geldi. Ya işte Tan nasılsın bilmem ne şöyledir böyledir. Ya işte veliler seni çok seviyor. Tancan hocamız niye ayrıldı? Şöyle o Tancan Koç niye ayrıldı? İşte keşke gelse. Neden bir sıkıntı oldu vesaire. İyi dedim konuşalım görüşelim ama yani zihniyetin değişeceğine hiç emin olmadığım için ben geri dönmedim. Yani yine konuştuk ama ben sanki oranın yöneticisi benmişim gibi ben akıl vermeye çalıştım. Yani ki yanlış ben akıl vermenin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Bağırmanın çağırmanın yanlış olduğunu ...yöntemlerin değişebileceğini, esnek olması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Ama zihniyetin değişmeyeceğini hissettiğim için de... ...geri dönmemiştim. Ve o günden gelen o tecrübeyle farklı şirketlerde bu... E, ...yönetmekle ilgili... ...sizin devamlı tepkiler vermeniz yerine... ...tamamen durumun şartlarına... ...kişilerin... ...psikolojilerine, o anki psikolojilerine... ...bir projede çalışıyorsanız projenin durumuna... ...tepenizdeki yöneticinizin günlük anlık değişimlerine göre tepkiler vermeniz gerektiğini, kendinizi ayarlamanız gerektiğini, bunun nabza göre şerbet adı altında yani tırnak içinde söylüyorum bir saçmalık olmadığını aslında bunun işte su gibi olup herkese ulaşabilme imkanı sağladığını öğrendim. Ve bunu yaptığım zaman ilk hatama düştüm. Bir noktada çok yumuşak davranarak ya da işte devamlı alttan alarak her şeyi toparlayabileceğimi düşündüm. Bu da olmadı. Yani bunun da olmayacağını maalesef bazı yanlış işte çalışan tercihleri, kullanılma gibi tecrübelerle yaşadım. Ama bu da tecrübeydi. Çok üzülmedim açıkçası. Yani bunların nasıl aktarılacağını, ne yapabileceğimi yine düşünüyordum. Dedim ki yani yumuşak olmak ya da devamlı yumuşak olmak da değil sorun. Galiba İnsanların sizden tahmin edilebilir ve hem de tahmin, edile, tahmin edilemez olmanızı beklediğini anladım. Yani hep tahmin edilebilir olursanız hemen onların konfor alanında yer alıyorsunuz ve ha tamam işte Tancan da böyle zaten. Ben de hallederim. Yani bugün yatarım. işe gitmem. Şunu uydururum. Bunu yaparım. Diye bir tale tavra girdiklerini gördüm. Daha mı tahmin edilemez olursanız da bu sefer sizden çok korkuyor olduklarını gördüm. Bu da yanlış. Bu sefer de bir şey söyleyecekler söyleyemiyorlar. Bir konuyu çözmemiz gerek ama benden korktuğu için yaklaşamıyor vesaire. O dengeyi yakalamaya başladım. Yani bazen sadece hiç konuşmadan bir bakışla, ortamdaki bir hareketle, bazen odayı terk etmekle, bazen odaya geç girmekle. Yani bunlar hep ortamın kokusunu, havasını hissetmekle ilgili kararlar almaya, karşı tarafı yönlendirmeye başladım. Ve bunun faydasını gördüm. Hani bunu bir evet manipüle ettim ve onları ele geçirdim gibi anlatmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama işte o zaman o denge hissetmeye başlıyor karşınızdaki. Ha evet şimdi bak Tancan'a bunu burada söylemeyeyim de şurada söyleyeyim. Ya da işte bu konuyu burada çöz, çözebiliriz. O zaman hemen oturup çözelim. Yani evet, tam bu an. Yani o zaman işte onlar da aksiyon almaya başladı. Zaten burada e, konu biraz şuna geliyor. Yani karşınızdakine devamlı ıı, onu yap bunu yap şunu yap demek doğru değil. Onu ona verileri verip yani inputları verip ya şu da mı olabilir? Böyle mi gitsek? Bak şöyle bir bilgi var. Geçen işte bu olmuştu deyip ondan düşünmesini beklemek. İşte burada aslında coaching tarafında da bu devreye giriyor. Yani ben basketbolla ilgili konuşurken Eski koçluk yani kısa da olsa yaptığım o koçluk dönemindeki algıladığım en büyük konu sonra seminerlere gidip koçlardan dinlediğimde de aldığım en önemli şeylerden biri buydu. Oyuncuya her zaman ne yapacağını ya da neyin doğru neyin yanlış olduğunu direkt söylemek işe yaramıyor. Yani onu ikna etmek için, onun aklına girmek için, onun bundan tatmin olması için verileri sizin vermeniz, göstermeniz bazı şeyleri, her şey değil. Sonra da onun bundan bir çıkarım yapması lazım. Yani aa evet ya yani bunu yaptım ve yanlış oldu. Bu biraz aslında çocuk eğitimi gibidir. Hani bilirsiniz eli yanarsa bir çocuğun bir daha elini oraya basmayacağını öğrenir. Dokunmayacağını öğrenir. Ve kafasına bu kazınır. Ve bu kazındığı zaman da e, artık bir daha unutmaz. Mesela film konuşurken de bundan bahsediyoruz. Yani iyi yönetmen, iyi senaryo. Burada da bir yöneticilik var. Birazdan ona da gireceğim. Yani size bir şeyi direkt söylemek yerine hissettirdiği zaman göstererek size böyle aa acaba evet dedirttiği zaman sizin zihninizi orada anlatmak istediğini kazımaya başlıyor. Ama direkt söylediği zaman bu bilgi gibi uçup gidiyor. Aa evet ya o işte orada topa vurmak yanlıştır. Evet yani ağaç dalını kesmek yanlıştır Hep gidiyorsun. Ama bir gün sana sadece ağaç dalı kestiği için oradan düşen bir kuşu bir hayvanı ve bunun öldüğünü gösterdiğinde diyorsun ki evet de ağaçlarını kesince bir kuş ve hayvan ölüyor kesmemem lazım evet. Ya bu çok basit bir örnek oldu tabii ama yani anlatabilmişimdir umarım. İşte sizin insanlara ulaşımınızla da e, böyle olduğu zaman iş yapma yaptırtmadan çıkıyor iş yapmaya dönüyor. Ya yani iş yaptırtma bence çok yanlış bir tanım. İş yapmanız lazım birlikte. Heh, burada da işte birlikte konusu giriyor. Benim genelde mesela yine gördüğüm kendi iş yaşamımda da farklı arkadaşlarımın çalıştığı çok büyük şirketlerde, de, çok küçük şirketlerde de, girişim şirketlerinde de hep şu sorunu gördüm. Yönetici hep kendini konumluyor ve bu konum genelde daha yukarıda oluyor. Yani bir şimdi yatay ve dikey kavramları var. Yani sizin yanınızda, sizinle birlikte değil hep sizin üstünüzde. Yani dikeyinizde böyle tepeden sizi gözetleyen, Kafanıza vuran, sizi yönetmek zorunluluğunu hisseden biriymiş gibi konumlanıyor. E artık bu çoğu şirkette çalışmıyor. Zaten dünyanın daha e, önde gelen, biraz daha bu yapıları değiştirmeye çalışan şirketleri bunları bırakıyorlar. Ya, tabii ki yine CEO'su, CMO'su, C-level'ları var ama artık onlar daha teknik konular. Yani gelip size C-level biri e, kafanıza vurmaz zaten. O başka işlerle uğraşıyor. Ama sizin seviyenizdeki bir orta seviye dediğimiz yönetici de sizle artık bir arada olmak zorunda. Hatta bunun işte ilk Zuckerberg'in ilk dönemi, Facebook'un ilk dönemi şimdi hikaye değil hani o işte çalışanlarla birlikte oturması, masasının ayrı bir odası olmaması, masasının onlarla birlikte olması falan hep verilen bir örnektir. Neyse siz bu ekiple yönetmek yerine beraber çalışmaya başlarsanız bunun faydasını görürsünüz. Ve bu sadece işinize gelen işi yapıp İşinize geleni yapmamak değil. Mesela ben girdiğim sonraki bir şirkette ki bu da Türkiye'nin en büyük ajanslarından biriydi. Belli dönemlerde ayın belli günlerinde abur cubur gelirdi şirkete. Yani böyle kolilerle bir markadan yani kendi çalıştıkları marka böyle bir favor yani bir iyilik bir güzellik gibi ajansta herkes iyi pissin diye birkaç koli gelirdi. Onda zaten hemen tükenir. Üç günde tükenir bu arada. Bir ay gitmez bile. <laughs> Neyse bu koliler geliyordu ve bunları kimse yukarı çıkarmıyordu. Kargocu da aşağı bırakıyordu. İlk günlerde şunu gördüm daha hani birkaç gün olmuş geleli. Bizim ekipte de yani sosyal medya ekibi karışık. Sosyal medya ve strateji ekibi karışıktı. Nereden baksan bir 20 kişi var ve çok gençler de var. 19-20 yaşında erkek kız karışık çok heyecanlı hevesli. Ve bir şekilde diğer ekiplerden bir yönetici ya da daha kıdemli bir gelip Bizim ekibe kafayı sokup ya işte gençler bir bakın kutular gelmiş bir alalım onları falan deyip gidiyorlardı. Oğlum ne kutusu ya niye biz alıyoruz ne oluyor? İlk başta anlamadım. Sonra bir gittim baktım gerçekten baya büyük kolyeler var. Bizden de genç işte o yani 20-21 yaşında bir iki erkek gidip o koyları çıkarıp koyuyor. Ha deyip oturuyorlar. Bir gittiler iki gittiler. Sonra üçüncü de birkaçını da ben ofiste değildim bu arada isyan ettiler. Yani bana gelip abi yani biz niye taşıyoruz bunu? Şimdi normalde ben buna izin verecek biri değilim ama dediğim gibi birkaçını kaçırdım. Yani orada değildim. Dedim ki yo götürmenize gerek yok. Ama dedim e şöyle yapacağız. Kargolar gelince ben deneyeceğim. Sizle beraber taşıyacağız. Şey yapmayın yani sıkmayın canınızı. Ve dedim değiştirerek taşıyacağız ama dedim siz bana bırakın bende olsun. Bayağı indik. Bazen benle bir kişi geliyordu. Bazen kimse gelmiyordu. Ben taşımaya başladım. Ya yani bayağı iniyorum. Biri geliyor söylüyor ekibe. Diyorum siz oturun işe şey yapmayın. Ben gidiyorum ben taşıyorum. Bir gün işte benim yani şirketin müdürü gördü. Ya dedi hayır sen niye taşıyorsun ya ne yapıyorsun sen bunun için burada değilsin. Dedim ki benim ekibim de bunun için burada değil. Yani kusura bakma yani bu bir iş değilse, bir kuralsa ben gidip diğer ekibin çalışanlarına da bunu söylemem. izin vermem. Ama e, kendi ekibim de bunu yapmasını istemiyor. O zaman ben yaparım dedim. Ama bunu hani ben yapabilirim diye değil. Aslında bir mesaj vermek istiyordum. İşte demin söylediğim konu. Bazı şey, yani gidip söylenebilirdim de. Yani gidip kapıyı işte vurup girdim nasıl alkolüyüm falan deyip böyle müdüre ay benim ekibim niye bunu taşıyor? İşte ayıp değil mi? Biz böyle mi çalışacağız? İşte ritim, takım, aile falan. Salak salak şeyler anlatabilirdim. Müdür de bana ne diyorsun lan falan diyebilirdim. <laughs> Ama böyle olunca ertesi gün maili geldi. Toplum ya işte bu koller geliyor lütfen işte e, bu özel bir şey değil hepimize geliyor. Müsait olanlar o anda herkes lütfen bunlara bir el atsın. Sonra benim taşıdığımı gören diğer birkaç yönetici de, yönetici arkadaş da bana yardım etti vesaire. Bir daha da bu konu gündeme gelmedi böyle çözdük. Daha sonrasında hani benim yine ofiste olmadığım zaman bir şey olduysa tabii bilemiyorum ama genel olarak bunu çözdük. Bu işe yaradı yani. yani. Demek istediğim aslında deminki konuyu en iyi örneklerdenlerden bir şeydi. Bir örnekti bu. Ya işte bunu çözdüğünüz zaman artık daha ilerleyebiliyorsunuz. Ekip size bir saygı duymaya, güvenmeye başlıyor. İşte bu da diğer konulardan biri. Size güvenmek, saygı duymak. Şimdi saygı duymak ne? Hani abi büyüğümüzdür, önümüzü ilikleyelim. Abimizdir ve saçı da beyaz falan, sakalı var falan. Bu değil. Bilginize yani size değil aslında kafanıza saygı duymak davranışınıza, onları yönetme biçimimize değil sizin oradaki iş yapışınıza saygı duymak ve bunun da çok kritik olduğunu gördüm. Çünkü mesela ekipte ODTÜ mezunu canavar gibi işte aşırı akıllı ya benim asla o IQ'ya ulaşamayacağım birkaç çalışan vardı ve o kadar enerjikler ki her şeyi takip ediyorlar. Ben bir teknoloji yakalayıp öğrenene kadar adam üçüncüye geçiyor. Dedim böyle olmayacak. Şimdi ben bu çocuktan da iş talep edeceğim. Ee, bir yandan da böyle birini yönetmek daha da zor. Yani bir tarafta çok daha sakin çalışan bir var. Böyle bir yerde zehir gibi var. Yani sizi sallamazsa bittiniz. Ya bir daha size kesinlikle saygı duymaz. İşte demin dediğim bahsettiğim konulardan. Ha bana yalanlar şey de bir. Abi büyüksün tabii. Ehre <laughs> mehre yapabilir. Bu değil ama. O yüzden onun yanına mesela giderken eğer bir iş talep edeceksem ya da belli bir işin, projenin parçası yapacaksam çalışıp gidiyordum. Yani bu projede teknoloji ne kullanabiliriz, ne kullandık, yeni haline, ne, e, webde bununla ilgili bir gelişme var mı, mobil tarafta ne var. Bunları çalışıp gidip anlatınca şöyle oluyordu. Hmm, evet Tancan geldi benden bir şey istiyor, benim buna adapte olmam lazım. Ve günün sonunda mesela şirketten ayrılırken e, aldığım e, en güzel maillerden biriydi o o arkadaş işten ayrılırken sonra ben de ayrıldım o şirketten. Pardon önce ben ayrıldım. Ayrıldığımda şu maili almak güzeldi. Abi, bu şirkette bir senin fikrine, iş yapışına güveniyordum. Saygı duyuyordum. Artık sen de yoksun. Muhtemelen ben de kalmam demişti. Zaten birkaç ay sonra da ayrıldı o da. Mesela bunu duymak güzel. Hani ama bu beni mutlu ediyor dedi. değil. Aslında o şirket için mutsuz bir durum. Ama ben kendi açımdan evet ya bu kişiye ulaşabildim onunla çalışabildim hissini yaratması için de güzel bir duygu. Sonuçta bana ne yaradı? Ben ayrıldım mı kovuldum hatta yani. Ve bir yani temelinde bunun neden işte bir e, grubu bir kişiyi kovamadığım için aslında kovuldum ama o başka bir hikaye. Burada birini kovup kovmama konusu aslında çok yöneticiliğin değil şirket işleyişinin konusu. Bakayım konu ilerledikçe belki girerim belki girmem e, ona bakacağız ama dediğim gibi yani o saygıyı almak bana şirkette üst seviye bir şey kazandırmadı dediğim gibi ama o yöneticilik tecrübesi hissi olarak da çok mutlu etti. Tabii işte burada bunu yaparken de yine yöntemler önemli. Yani bağırıp ça tahrik etmek, bağırmak, çağırmak konusu yine gündeme geliyor. Burada mesela yakın dönemde Last Dance belgesini konuştuk. Çok izlendi, çok konuşurdu orada. Jordan'ın yöntemleri ki Jordan da bir yöneticiydi aslında takım içinde bir liderdi. Ve yöntemleri çok tartışıldı. Bugün Jimmy Butler'ın e, tarih, tavrı, tarzı çok tartışılıyor. Bilmeyenler için e, araştırabilirler. Yani Minnesota dönemi, sonraki dönemleri oyuncularla kavga ettiği, bağırdığı için, tartıştığı için hep sorun yaratan bir insan gibi gözüktü. Ama aslında onun bir derdi vardı. Yani efor sarf etmek ve bunun içinde konfor alanından çıkmak. Ya yani burada yine çok kullanılıyor. Yani konfor alanında kalmak deyimi çok kullanılıyor. Bunun yine biraz bir açayım. Konfor alanı nedir? Aslı basitçe şu, çalışıyorsa elleme e, kuralının çalışan tarafındaki hali. Ya yani bakıyorsun, elinde belli işler var. Bu işler yürüyor mu? Yürüyor. Üstüne koymasan da yürüyor mu? Tamam. İşe gününde mi geliyorsun? Zaten saatinde mi geliyorsun? Saatinde mi çıkıyorsun? Bunlarda sorun yok. Tamam, ben daha fazla bir şey yapmama gerek yok. Ha, eğer sana müdürden ya ya şu projeyi şöyle yapsak ya. Diye ha tabii yapalım deyip onu da yapıp yine orada kalıyorsan işte tam bir konfor alandasın demektir. Yani yöneticinden önce senin o işi geliştirme sorumluluğun zaten var. Ya bakın şunu unutmayalım kapitalizm hep konuşuyoruz ama kapitalist sistem büyük karlılık herkesi sömürmek değildir. Aslında büyümektir. Havuzu büyütmektir. Yaptığın işi büyütmektir. Oradaki pastayı büyütüp ...paylaşımı ve tepedekilerin paylaşımının biraz daha fazla olması. Bir tık, çok değil canım, bir tık. Fazla olmasını sağlamaktır. E şimdi sen işinde de bunu bekleyecekler senden. Ha bu senin için de avantaj. Sen bu çalıştığın işten iyi bir tecrübeyle, başarılarla, ödüllerle, iyi bir kariyerle... ...çıkmak ve başka işler bulmak istiyorsan bunları yapman lazım. İşte bu konfor alanda kalan da bunlar olmuyor. Peki bunun için tahrik etmek işte Jordan'a geri dönersek doğru yöntem midir her zaman? Ortamına göre. Yani belki basketbol sahasında IQ'su belli bir seviyede olan herkesin kaslı, ter içinde, adrenalin tepesinde olduğu çok fakir ailelerden geldiği bir ortamda bu işe yarıyorken bir girişim şirketinde tahrik etmek değil de belki de daha eğlenceli bir iş ortamı yaratmak işe yarayabilir ya da daha ciddi ama sertliğin olmadığı, herkesin disiplinli olduğu bir iş ortamı iş yarayabilir. İşte bu burada da şu devreye giriyor. Doğru çalışanları seçmek. Ben yine yine kendi tecrübemden burada yola çıkacağım. Ya doğru çalışanı seçme konusunda. Son çalıştığım ajansta herhalde 200-300 civarı iş görüşmesine girdim. Çok fazla çünkü bir işe alım ekibi, bir HR ekibi yoktu şirkette. Evet <laughs> bu benim ekibime alınca herkes kendi ekibine alınacak kişiyle kendi görüşüyor. Çok eğer ciddi ya da biraz maaşı yüksek olabilecek biri ise müdür de geliyor yani patron geliyor o da bakıyor tamam diyor sen halledersin deyip gidiyor beğenirse. Ha yok daha böyle e, orta düzey bir çalışan alacaksanız size kalıyor. Ve burada devamlı işte zaten çok sirkülasyonun olduğu bir sektördür reklam ajansı dünyası. O kadar çok iş görüşmesine girince işte doğru çalışanı seçmenin önemini anlıyorsun. İşte burada aldığın kişiyi uzun vadeli ekibi adapte etme, şirkette oluşan kültür uyum sağlama, buradaki çalışanlar hatta ekiple bile uyum sağlama konularını çok iyi seçmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Zaten ajans dünyasının en büyük yanılgısı bu. İşte o komikli iş ilanları bu hatadan çıkıyor. Yani ajans dediğiniz yer evet komik bir yerde olabilir, eğlenceli bir yerde olabilir, ciddi bir yerde olabilir. Bunların hepsi bir arada da olabilir. Olması da gerekir zaten. Ya yani çünkü şu zannediyor. Abi gidiyoruz bütün gün PlayStation. Sonra mesaiye kalınıyor. Ve niye mesaiye kalıyoruz. Ya i̇şi yap yapamıyoruz. Ama PlayStation olmasın mı? Ya olsun. İşte bu dengeyi sağlayabilecek kafa yapısındaki insanları aldığınız zaman iyi ekipler kuruyorsunuz. Hani diyorlar ya büyük şirketler şirket kültürümüze uyumlu biri misiniz acaba? Tabii bakıyor işte adam. Ya yani buna bakıyor aslında uyumlu olmak da değil sadece. Ya senin kafa yapın, düşünce yapın. O arkadaşlarınla iş ortamında birebir konuştuğumda ya ağzından çıkacak bir laf bile. Belki ırkçı olman. Ya bunlar mesela bence çok kritik onlar. Artık bu devirde hala ırkçılık tartışıyor muyuz diye düşünebilir ama maalesef işte durum ortada. Çok da tartışılmaya devam edecek ve bunları bile dikkat etmek, çok kritik. Zaten burada da ahlaki konular, etik konular devreye giriyor. İşte hep şu tartışılıyor dünyada da. Yani bu kişilerin sosyal medya hesabı kontrol edilmeli mi? Mesela bu konuda çok aradayım. %50 edeyim. Edilmeli de edilmemeli de. Ama işte kült sana yalan söylediğini de anlayabilmen lazım. Eğer anlayamıyorsan işte kontrol etmeye gidiyorsun. Kontrol edince de kötü şeyler görebiliyorsun. Ama zaten iyi bir yönetici, iyi bir iş aldımcı, iyi bir HR uzmanı o kişinin yalan söylediğini, aslında olduğu kişi olmadığını anlayabilir, hisseder Bunlar işte yöneticiliğin başka konuları. Yani uyandırma, Jordan o Last Dance belgesindeki gibi yaptığı strese sokma, olumlu strese sokma. Bunların yönetimi çok zor. Çok ince çizgiler. Çok Dikkat etmek lazım. O yüzden bizde hep tek yol seçilir Türkiye'de. Bu çok küçücük bir bakkal dükkanından tepesine kadar. Yani bağıran yönetici makbuldür konusu. Buradan geliyor. Ha tabii ki su istimale edilebilirsiniz işte biraz bunda başta bundan başta bahsettim. Her zaman yumuşak olmak da doğru değil. Su istimale edilmemeniz lazım. Buraya kadar da bu dengeyi anlattım. Peki yani işte burada neler değişmeli? Bunlardan biri dediğim gibi yani neler değişirken değişmeli ya da siz nasıl iyi yönetici olursunuz? Dedim ki bu sizin kişisel tecrübeniz. Benim yaptığım gibi bir sürü kitap okuyabilir, seminerlere gidebilir, yöneticilerin yaptığı işleri, röportajları, onların çalışanlarını takip edebilirsiniz. Ama yine sizin tecrübenize kalacak. İşte burada ilk örneği şundan vermiştim aslında. Yani inputları, yani bilgileri verip karşınızdakinin düşünmesini sağlamak çok önemli. Onu düşündürtmek, onun kendi kararını kendisinin aldığını hissettirmek. Bakın bu çok ince bir çizgi. Kendi kararını alması değil ama kendi kararını Aldığını hissettirmek çok ince bir çizgi. İyi koçlar bunu yapar, iyi yönetmenler bunu yapar. Oyuncuları, e, setteki oyuncuları, o aktörleri, aktrisleri de böyle yönetirler. Mesela burada işte e, şu konular da devreye giriyor. Yani ne değişebilir konusunda, bu konularda. Biz dünden bugüne hemen her şey değişsin istiyoruz. Yani bir yönetici, bir yönetmen, bir koç. Dün, dününe bakmadan hemen bugününü konuşuyoruz. Bugününe bakmadan hemen geleceğini konuşuyoruz. Bunlar da yanlış. Yani bugünü yaşayın, carpe diem, hey o falan gibi bir şey de değil bu. Ya bu bir bütün. Bütünü parçaladığınız zaman baktığınız şeyler size bütün doğruyu göstermiyor. O doğruyu aslında eksik ve yanlış gösteriyor. Ya Bizde hep var yani bugün koçu kovalım, yarın yenisi gelsin. Bugün yönetmenin filmi çok iyiydi. Gelecekte çok iyi olur. Dünkü filmi kötüydü, bugünkü bilmem ne olur. Hemen böyle bugünkü süreçleri çözmeden, yaşamadan oradan bir verim almadan hemen yarın'a geçmek var. Hemen gömelim, parçalayalım. Ee, hemen yenisi gelsin. İşte dinamizm, gençlik, tazelik falan. Bu o kadar büyük büyük yanlış bir ezber ki hani genç olmak kötü anlamında demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu en çok futbol takımlarında da vardır. İşte gençleşiyoruz falan. Herkesi satıyoruz, kovuyoruz. Sonra ertesi gün gençleştik, battık, olmadı. Bunları da kovuyoruz. Daha yaşlılar yaz. E niye bir arada olmuyor abi? Niye bir geçiş yok? Neden? ya Bugün mesela şu da bence bunun bir örneği. Bugün bir yönetmen çıkıyor Türkiye'den. Zaten daha üç filmi var ya. Genç bir yönetmen. Daha üçüncü filminden sonra overrated abi. Bu yani olmaz ya. Yani Türkiye gibi bir yerde sanatın sevdalısının koptuğu dünyaya sinema sattığımız her gün Hollywood'a kafa tuttuğumuz bir ortamda üç filmle bir yönetmen overrated olur tabii. Lan ne yapıyorsun? Beş tane yönetmen var zaten. Üç tane işi var. Kimi neye gömüyorsun? Neyi kovuyorsun? İşte burada da şu konuya geliyoruz. Bu yöneticilikte de şirket tarafında da vardır. Rakibi yok etmenin seni yükselteceğini, senin fikrinin değerli olacağını ya da başkasının onu yerdiğinde daha iyi algıya, daha iyi bir yere geleceğini düşünme hatası. Bu, bu, bu zaten bizim bitmeyen, genel olarak aslında bu sadece bizim de Türkiye dünyanın da yaşadığı, Birçok alanda yaşadı. Çok büyük bir hata. Evet havuz çok büyüktür. Pay çok büyüktür. Kazançlar çok büyüktür. Bu bir stratejiye döner. Bunu anlıyorum. Olabilir. Karşıdakini yok edip daha çok kazanmak istersin. Ama daha küçük, daha yolun başında bir girişim şirketinde, bir sinema ortamında, bir basketbol ortamında, bir futbol ortamında ya da başka yöneticiliğin olabileceği her ortamda rakibiniz Herhangi birini rakibiniz gibi konumlayıp onu yok etmek, onu aşağılamak, bir yorum duysanız onu yok edip e, sevdiğiniz birinin öne çıkmasını sağlamak vesaire bunlar hiçbir işe yaramaz. Yaramıyor da zaten görüyoruz yani herkes orada bir kişi böyle kalıyor. Ya ee, bu iyi de abi tamam ona verelim. Ya bir yerde işte bu, bu aslında çok temelde teker yasası gibi bir şey yani tekelciliğin kötü olduğunu bu alanda da görüyoruz. E, ama işte bunun çözümü bu değil. Daha dikkatli olmak, daha aslında süreçlere bakmak vesaire bunlar önemli. Ve burada son konuda şuna geliyorum. İşte e, hep bir sığındığımız bir limanda şudur. Biz Akdeniz ülkesiyiz, duygusalız. Dünyada da bunlar farklı şey. İşte biz e, dini şeyinde, i̇şte biz şu dindeniz. Başka bir ülkede biz çok sertiz, biz kuzeyliyiz bilmem ne. Yani bunlar da artık saçmalık. Yani bu kadar değişkenin olduğu, internetin artık size bilgi bilgi pompalayıp kafanızın her gün değişebildiği ha evet ya bu da varmış şu da varmış artık beyninizin döndüğü bir ortamda tek bir şeye tutunup tamamen bu geçmişten gelen bir şey de olabilir ya da bugün yaşadığınız bir şey de olabilir bir şeye tutunup gitmemeniz lazım yani işte duygusal olmak belki amiyane tabirle arabesk olmak ya bu arabestik müzikle ilgili değil yani bana vermediler abi bana yedirmediler bitireceğim hepinizi falan ne yapıyorsunuz? Mesela bu yakınlarda şey çıktı işte e, bilenler vardır belki araştırın Google'ın e, ülkenin bir Nisan reklamı o 1 Nisan reklamından sonra oluşan süreç ve birkaç gün önce internette çıkan e, bomboş bir yazı bu süreci ben başlattım temelde tam bir e, işte o arabesk dünyayla beni bitirdiler mobbing yaptılar hepinizi yeneceğim, ajans dünyasını bitireceğim, ben öyle bir çalışanım, çok akıllıydım, benim kıymetimi bilmediler temelli. Ha bu, bu çalışan özelinde değil bu arada, yöneticiler de böyle. Bir yönetici kovulur, ha, bitireceğim hepinizi falan. Böyle bir şey değil abi bu. Yani bunun işte teknik açarsın davanı, hatalı olduğunu düşünüyorsan zaten paranı alırsın. Şikayetini yaparsın. Zaten elinde kaynakların, kanıtların vardır. Ama işte bunu sen bütün iş alanına dedik edersen ki Türkiye'nin işte bu çok büyük bir sorunu. Herkes böyle çalışıyor. Benim hakkımı yediler, beni bitirdiler, şöyle oldu, böyle oldu. Patron da böyle. Bakın tek yönden söylemiyorum. Çalışanlar kötü, yeni nesil böyle anlamıyorlar. O kadar yanlış genellemeler ki bunlar. Bu genellemeye, bu arabeskliğe, bu duygusallığa düşerseniz şirket falan yönetemezsiniz. Siz de bir çalışanken yönetici de olamazsınız. Ha yönetici olmanız şart mı? Tabii ki değil. Ee, zaten videoyu da bu konuyla bitirmek istiyordum. Herkesin yönetici olması. Tabii bu parantezi açıp şu parantezi açmak lazım. Türkiye'de yönetici olmak maaşının artması demek. Bu yüzden herkes aslında olduğu yerde bin lira artsa çok iyi yani. yani Zam değil de maaş düzenlemesi dediğimiz sisteme girmek. Bu parantezi bir kenara bırakalım. Herkes yönetici olmak zorunda değil. Herkes e, aslında ufacık yönetici olmadan da belki ekibinde bir arkadaşıyla yan yana çalışarak daha iyi bir iş yapabilir. Dışarıdan bir ekiple çalışıp daha iyi bir iş yapabilir. Bunun için yönetici title'ına yönetici başlığına ihtiyacınız yok. Bunu da unutmayın. Bundan en güzel örneği işte hep verdiğim işte Radman örneği. Şu dönem işte e, yönetmenlerin belki de çevrelerindeki işte bir görüntü yönetmeniyle çok iyi çalışması, yani onu yönetmek yerine onunla yan yana çalışması. Yani sinema sektörü bu konuda iyi bir örnek. Ya bu insanlar ekipler yan yana geldiğinde iyi iş çıkarıyorlar. Yoksa hemen bozuluyor. Basketbol böyle, futbol böyle. Artık iyi asistanın iyi yardımcın İyi bir ekibin yoksa çok zorlanıyorsun. Tek başına yapabileceğin bir şey değil bu. Artık işte o yüzden kapatırken şuna geleceğim. Lider olmak, tek başına olmak değil konu. Artık orada bir tutucu, bir tutkal, bir bir un gibi o yapıyı tutan ve o yapının aslında daha esnek, hareketli olmasını sağlayan biri olmalısın. İşte bu bu zor bir iş kolay da değil ee, ama dediğim gibi tecrübeler eğer kafanızda... ileride yönetici olmak... böyle bir hedefim, benim kariyer hedefim var gibi şeyler varsa... bunlara dikkat edin ama benim burada söylediklerim de benim tecrübelerim, benim yaşadıklarım. Siz bambaşka şeyler yaşayacaksınız. Belki bundan 10 sene sonra... E, şirketlerin işleyişi bambaşka olacak. Bugün belki sadece... E, insanların olmadığı, sadece işte teknolojinin olmadığı tuhaf şirketlerde çalışıyor olabilirsiniz. Böyle yerlerde de yönetici olmanız gerekebilir. Bunların hepsi bambaşka bir deneyim. ve Ben de bir günlük videosunda ufak da olsa bu yönetme konusunun, yöneticilik konusunun birazcık bize işte Twitter'dan ya da kendi hayat ortamınızdan, çevrenizden yansıyıp sizin merak ettiğiniz şeyler olabilir diye bunları biraz konuşmak istedim. Bir sonraki günlük videosu ne zaman gelir bakacağız ee, çok araya açmayacağım kafamda bazı konular var umarım ee, birazcık da olsa kendi tecrübelerimden birazcık kafa açabilmişizdir sizin de işinize yarar umarım kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşeceğiz abone olabilirsiniz bu arada like ee, verebilirsiniz algoritmaları goncuklayabilirsiniz Çana tıklayabilirsiniz bildirimler gelir ya da katıl butonuna tıklayabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz.